Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurma yayınları fenomen A serisi 5. ünite test 2 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Yukarıdaki şekilde OC, OA ışını ile BC ışınları Paralel ve A, O, B açısının ölçüsü 28 derecedir. Buna göre X kaçtır diyor. Gençler bakın burada kurallarımızı uygulayacak olursak. Böyle bir Z kuralı görüyorum. Uyguladığımız kuralda hemen şöyle Z kuralı şekli yazalım. Z kuralı gençler buradaki açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani X artı 5'in değeri 28 derece ise X'in değeri 23 derecedir diyoruz. Buradan B seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet ikinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki düzlemsel duvar e, yüzeyine çekilen şeritle e, lambalar arasındaki bazı açılar verilmiştir. Aynı şeritli, aynı renkli şeritler birbirine paralel olduğuna göre x açı kaç derecedir diyor sordu. Gençler şimdi şuradaki bakın paralellikten dolayı z koronundan burası 47 derecedir diyelim. Aynı şekilde buradaki bakın şöyle bir Büyük bir z görüyorum. Yani burası 3x artı 13 ise burası 3x artı 13'tür. Arkadaşlar şöyle farklı bir kalemle gösterelim. Aynı zamanda bakın burada bir u kuralımız var. Yani karşı durumlu açılardan. Hemen şöyle u kuralı renkli yazalım. U kuralında içeride kalan açıların toplamı 180 dereceydi. Yani 3x artı 13 artı 47 eşittir 180 derece. Buradan 3x 13 ile 47'yi toplarsam 60 yapar. Eşittir 180. Buradan gençler 3x eşittir. 60 ile karşıya eksi 60 olarak gönderirsem. 3x 120 derecedir. Her iki tarafı 3'e bölersek. x'in değeri 40 derecedir. Benden de zaten x'i istemişti. O halde d seçeneği doğru yanıt olur diyorum. Devam edelim ve üçüncü sorumuza geçelim. Yukarıda verilen metal şeritler K ve C uçlarından birleştirerek aşağıdaki konuma getiriliyor. Evet K ile C'yi gençler uç getiriyor. Birleştirme sonucu AB ve LM doğru parçaları paralel olmadığına göre evet olmadı biliniyor. Buna göre X kaç derece olamaz? Gençler eğer AB ile M ile paralel olsaydı buradaki iki açı gençler birbirine eşit işte olacaktı. Yani 68 derece x artı 27'ye eşit işte olacaktı. Şimdi paralelmiş gibi düşünürsem o halde x artı 27 68 derecesi. Buradan x'in değeri 27 karşı eksi 27 olarak geçer. Ve x'in değeri gençler 41 derece olurdu. Paralel olmadığına göre ne olması gerekir? x 41 olmaması gerekir diyoruz. Ve B seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır diyelim. Devam edelim. Dördüncü sorumuza geçelim. Yukarıdaki şekilde BA ve DE ışınlar paraleldir. Buna göre X kaçtır? Mesela bakın şöyle hemen bir M kuralı uyguluyoruz. M kuralında evet buradaki sağa bakanlar sola bakanı eşittir. O halde 2X artı 5 eşittir diyoruz. 38 ile 47'nin toplamı. Buradan 2x artı 5. 38 ile 47'yi toplarsak gençler. 7, 8 daha. 15 elde var. 1, 4, 7, 1 de elde 8. Evet, artı 5'e karşı eksi 5 olarak gönderirsem 2x'in değeri 80'dir. da X'in değeri her iki tarafı 2'ye bölersek 40 derecedir diyoruz. Ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet, devam edelim. Aşağıda 2 adet dikdörtgen karton verilmiştir. Bu kartonlardan birim. Diğerinin üzerine konulduğunda bazı açılar ve görsel aşağıdaki gibi olmuştur. Buna göre oluşan görselde y eksi x kaç derecedir? Arkadaşlar biliyorsunuz burada dörtgenin köşeleri arkadaşlar 90'lar derecedir. Bakın burada bu açımız 90 derecedir. O halde şöyle bir m kuralı görelim. Yani x ile y'nin toplamı gençler buradaki 90 derece eşit olacak. O halde x artı y'ye direkt 90 yazdım. x artı y 90 gençler. E aynı zamanda şöyle görüyorum. Farklı bir kalemle göstereyim. Bakın buradaki gençler açımız 90 derecedir. Evet burası 90 derece ise 137 arkadaşlar bakın. Şöyle görüyorum. Buradaki açımızın tamamı 180 dereceydi. Ben yani 180'den 137'yi çıkartırsam evet, geriye gençler 43 derecelik bir açı kalır. Yani şuradaki açımız 43 derece. Y'yi bulabilmek için bunun tamamı 90 derecedir dedik. O halde Y'de. 90'dan 43'ü çıkartırım. Evet buradan y'nin değeri 47 derecedir. x artı y 90'dı gençler. O halde y 47 olduğuna göre x'i bulabilmek için 90'dan 47'yi çıkartırsam buradan x'in değeri de 43 derecedir. Ben de y'den eksi x'i çıkarmamı istedim. 47 eksi 43'den 4 derece olur sorumuzun yanıtı. C seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet. Altıncı sorumuza bakalım. Yukarıdaki şekil paralel iki doğru ve başlangıç noktaları aynı olan iki ışından oluşmuştur. Buna göre x kaçtır diye sordu. Arkadaşlar ta bu soruları birden fazla yöntemle yapabiliriz. Bakın ben burada m kuralını uygulamak istiyorum. Burası 135 de gençler. Şuradaki açımız 80'den 135'i çıkarıyorum. Evet 45 derecedir. Evet şuradaki açıyla gençler 45'in toplamı 73 olacak. O halde bu açımız 73'ten 45'i çıkartırsam 28 derecedir. Şimdi gençler şuradaki doğru açıda x 8 ile 28'in toplamı 80 olacak. x 8 artı 28 80 derece ise eksi 8 ile 28 toplarsam 20 yapar. Ona x artı 20 180 değer. Buradan x'in değeri 20'yi karşı eksi 20 olarak gönderirim. O halde x'in değeri 160 derecedir diyoruz. D seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet 7. sorumuza geçelim. Yukarıda görselde BA ışını ve CD, ışını, CD doğrusu paraleldir. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Gençler ters açıdan dolayı BCD açısı 64 derecedir. Bakın burada bir U kuralı görüyoruz. Yani buradaki iki açının toplamı 180 olacak. X artı 16 artı 64. 180 derece ise o halde 2x 16 64 daha 80 eşittir 180 diyorum 80'i e karşı eksi 80 olarak gönderirsek 2x'in değeri 100 derecedir. Her iki tarafı 2'ye bölersem, ikiler gider x'in değeri de 50 derece olur diyoruz ve A seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. Aşağıdaki dikdörtgen kağıda bir sitenin yolu mavi renkle çizilmiştir. Görselde A ve B yolları birbirine paraleldir. Buna göre C ve D yolları arasındaki x açısı kaç derecedir diyor? Mesela i̇şte bakın bu ikisi paralelse şöyle büyük bir Z kuralı göreceğim. Yani burası 110 derece ise bu açımız da 110 derecedir. Şimdi bakın burada bir tam açı oluştu. Yani toplamları 360'dır. O halde X'i bulabilmek için 140 ile 110'u topluyorum. 250 derece. Evet. X'i bulabilmek için 360'dan 250'yi çıkartırsak X'in değeri de 110 derecedir diyoruz. C seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. Şekil 1'de verilen dikdörtgen kartondan 2 adet eş dikdörtgen 2 adet üçgen kesirinde şekil 2'deki görsel elde edilmiştir. Ona göre şekil 2'deki x açısı kaç derecedir? Arkadaşlar öncelikle burada birden fazla yöntemle yapabiliriz ama ben burada roket kuranını yani kalem ucu kuranını kullanacağım. Burası 118 derece. E burası x derece. Şöyle görelim. Bakın buradaki açılarımızın toplamı şu açıyla beraber 3'ünün toplamı 360 olacak. O halde önceki 180'den 36'yı çıkartırsam e 0'dan çıkmaz 10'dan 6 çıktı 4. 7 kaldı 7'den 3 çıktı 4 ve 1. Yani burası 144 derecedir. O halde 3'ünün toplamı 360 ise 144 ile 118'i topluyorum. 8, 4 daha 12. Elde var 1, 4, 1 daha 5, 1 de elde 6. 1, 1 daha 2. Evet, x'i bulabilmek için 360'dan 262'yi çıkarıyorum. Ve 98 derece olur. X'in ölçüsü diyoruz gençler. 98 cevabını da A seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet devam edelim. Aşağıdaki görsel bir kalp e, tomografisine aittir demiş. Bu görselden ardışık iki zaman dilimi arasındaki bir parçanın büyütülmüş hali verilmiştir. AB ve CD paralel olduğuna göre x kaç derecedir diyor. Sevgili gençler bunu böyle aşağıdan üçüncü bir paralel çizerek iki tane u kuralı uygulayarak bulabiliriz. Öncelikle bu açımız 180'den 125 çıkaracağım. Burası 55 derecedir. Aynı şekilde sağdaki U kuralında 180'den 136'yı çıkarıyorum. Ondan 6 çıktı. 4, 7'den 3 çıktı. 4 gençler. Burası 44 derece. Burada oluşan gençler 180 derecelik bir doğru açı. Yani X 55 ve 44'ün toplamı 180 derecedir. 55 ile 44 toplarsam 99 olur. X artı 99, 180 ise. X'i bulabilmek için 180'den 99'u çıkartırsak, x'in değeri 81 derece olur diyoruz ve B, B seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. Evet yukarıdaki görselde BADF'ye paraleldir. ED de CDF'nin açı ortayıdır demiş. FDE e, x artı 4 olduğuna göre x kaç derecedir? Arkadaşlar burada tabi ben bunu şöyle üçgene çevirerek de yapabilirim gençler. Öncelikle gösterelim. Burada üçgeni taşıyarak bu işlemi yapabiliriz. Ama ben diyorum ki arkadaşlar üçgeni çevirmeden şeklimizi biraz daha büyük olarak çizelim. Şöyle üçüncü bir paralel çizeyim. Öncelikle sevgili gençler. Burası 132 ise buradaki açımız 80'den 132'yi çıkaracağım. Evet. 10'dan 2 çıktı 8. 7'den 3 çıktı 4. Burası 48 derece. Şimdi şuradaki açının tamam arkadaşlar 180 derecedir. O halde 48 ile 60'ı topluyorum. 38 derece. 180'den 108'i çıkartırsam. Evet buradaki açımız 72 derecedir. Gençler burada bakın şöyle bir U kuralı görelim. Burası 72 ise 180'den 72'yi çıkartırsam buradaki açının tamamını bulurum. 180'den 72'yi çıkartırsak Evet bu alttaki açının tamamı 108 derecedir. Açı yol olduğu için 108'i 2'ye bölelim. Evet, bir tanesi 54 derece gençler. Yani buradaki x artı 4'te 54'e eşittir diyoruz. Buradan 4'ü karşı eksi 4 olarak gönderirsem x'in değeri 50 derecedir diyorum. Ve bunu da c seçeneğinde doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet, devam edelim. Evet 12. sorumuzda şekil 1'de paralel iki çubuk arasında bulunan yay çubukların paralellikleri bozulmadan sağa sola çekildiğinde şekil 2'deki konuma gelmiştir. Şekil 2'de verilen açılara göre x açısı kaç derecedir? Arkadaşlar burada bakın bir zikzak kuralımız var. Öncelikle şuradaki açıyı bulmam gerekir. Zikzakta gençler bir sola bir sağa bakması gerekiyor. Burada şekle göre de bir aşağı bir yukarı diyeceğiz. 180'den 140'ı çıkartırsam burası 40 derecedir. Sırayla Bakın yukarı, aşağı, yukarı, aşağı ve yukarı. Evet, yukarı bakanlar aşağı bakanların toplamına eşittir diyoruz. Yani x artı x artı 6 eşittir. 40, 65 ve 15'in toplamını. Buradan 2x artı 6. Evet, 65 ile 15 toplarsam gençler 65, 70, 80, 40 topluyorum 120 Artı 6'yı karşı eksi 6 olarak gönderirsem 2x'in değeri 114 derecedir. Her iki tarafı 2'ye bölersek x'in değeri 57 derece olur diyorum. Ve bu 57 cevabını c seçeneğine doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.